BTC Türkiye'nin Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun, biraz gribal bir enfeksiyon geçiriyorsunuz. İkinci yarı çalışmaları nasıl geçiyor? Yani çok fazla bir ara olmadı zaten. Yaklaşık bir haftalık bir oyuncularımıza izin verdik. Ki bu fazla bir süre gibi görünüyor. Çünkü 7 aydan beri çalışıyoruz. Bu çok uzun bir süreç oldu bizim için. Biraz oyuncularımızın dinlenmesini istiyoruz. Yani ikinci yarıya konsantre olmaları için. Bunun nedeni de ikinci yarılar her zaman daha zor olur ilk yarılara göre. Çünkü ikinci yarıda hataların telafisi çok fazla olmuyor. Minimum hata yapıp en doğru şekilde yola devam etmek lazım. Mücadelesi çok daha fazla, konsantrasyonu çok daha fazla. Sonucu yönelik oyunun çok daha fazla olduğu bir ikinci yarı herkesi bekliyor. Tabii bütün takımların hedefi var. İşte şampiyonla oynayanlar var, kupalara oynayanlar var. Aşağıda ciddi bir yarış var. Biz de tam grubun ortasındayız. Tam orta bölümdeyiz. Biz de iyi bir ikinci yarı geçirip yani yukarıyı işte yakalamak istiyoruz. Yani yukarıdan kopmamak istiyoruz ama tabii sonunda kaybettik. Son iki maç kaybettiğimiz puanlar aslında bizim biraz bakış açımızı biraz sıkıntıya soktu. Yani son iki maçta 5 puanlık bir kaybımız var. O 5 puanı alsaydık şimdi çok daha yani yukarıya yakın bir bölgede olacaktık ama ligde bu tür puan kayıpları maalesef yaşanabiliyor. Bu da hem kadromuzun çok geniş olmamasından dolayı, işte çok 7 aydan beri çalışıyoruz, birçok faktör var sayabileceğimiz ama yani bir Anadolu takımı için ilk yarı 24 puan kötü bir puan değil. Çünkü daha önümüzde 17 tane maç var. Fikstüre baktığımızda zor bir fikstür oynadık. İkinci yarı fikstürümüz daha iyi. 9 tane içeride oynayacağız ikinci yarı. Bu bizim için bir avantaj. Tabii kağıt üzerinde bir avantaj. Yani sahada kazanmadıktan sonra içeride oynamanın çok fazla bir avantajı yok. Ama avantaj olarak görüyoruz doğal olarak kendi sahamızda oynayacağımız maçları. İnşallah iyi bir ikinci yarı. Lige iyi bir yerde bitiren Malatyaspor olursa biz de hedefimize ulaşmış oluruz. Hocam ilk yarının bitimiyle birçok söylenti çıktı. Ayrılacaksınız, gideceksiniz. Bu dedikodular çıktı ama siz yine görevinizin başındasınız ve sezon sonu için konuşuyorsunuz. Bunlar neden çıkıyor hocam? Her sene böyle bir şey çıkıyor aslında. Sergen Yalçın sezon başında takım almadı. Devre arasında takım bırakıyor. Niye böyle bir şey oluyor? Şimdi biz sezona başladık. Devre arasına geldik. İşte UEFA Kupası, Lig, Türkiye Kupası derken birçok maç oynadık. Ve çok kötü bir gidişatımız olduğunu da düşünmüyorum. Çıkan haberlerin kesinlikle bir defa bizimle bir ilgisi yok. Yani benim ve ekibimle bir alakası yok. İşte yönetim ikiye bölünmüş, bizle ilgili karar aşamasındaymış gibi sosyal medyada haberler çıktı. Biz herhangi bir, benim haberim yok bunlardan. Ben de sordum başkana nedir bu haberler diye. Onlar da böyle bir şeyin olmadığını kesinlikle başkan da bana iletti. Ama nereden çıkıyor bilmiyorum neden çıkıyor. Yani anlaşılabilir gibi değil. Sonuçta biz istatistik olarak ben ve ekibim doğru şekilde gittiğimizi düşünüyoruz biz. Yani sonuçta Malatyaspor hedefleri belli olan bir camia. Biz şampiyonla oynayan bir takım değiliz. Ligde oynayacağımız pozisyon belli. Bitirmemiz gereken pozisyon belli. Yani bizim ayrılmamız için işlerin kötü gitmesi lazım. Doğru. Türkiye'de herkes kötü gittiği zaman da olarak ayrılıyor ki şu ana kadar da herhalde bir 9-10 tane hoca ayrıldı görevinden. Ama şu anda baktığımız zaman Malatyaspor'a çok biz çok o pozisyonda değiliz. Yani ekip olarak da değiliz. Camia olarak da o pozisyonda değiliz. Gayet doğru bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Yani bu haberler neden çıkıyor, kim çıkartıyor bilemiyoruz. Açık söyleyeyim onu öncelikle. Biz bilmiyoruz. Yani bizden çıkmayacağına göre herhalde başka bir yerden çıkıyor. Bizden böyle bir haber zaten çıkma ihtimali yok. Çıkacak olsa biz zaten bırakırız yani. O yüzden bizden çıkmaz böyle bir haber. Demek ki dışarılarda belki performansımızı beğenmeyenler vardır. Olabilir yani. Belki bizim dışımızda mutlu olmayanlar vardır. Bunlar bu oyun içerisinde olan şeyler yani. Biliyorsunuz bu oyunda herkesi memnun edemezsin yani. Mutlaka birileri memnun olmayacak. Belki bizden olmayacak. Belki takımın performansından olmayacak. Bunlar hep bu işin içinde olan etkenler bunlar yani. Ama biz şu anda doğru bir şekilde, doğru bildiğimiz şekilde, istatistik olarak da düzgün bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ama bazen tabii inişli grafik oluyor, bazen çıkış oluyor, bazen kazanamıyoruz. Ama Malatyaspor'a baktığımız zaman çok da büyük sıkıntı yaşamadık buraya gelene kadar. Gayet
oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Uzun bir süreç geçirdik onlarla birlikte. Daha önce UEFA oynayan takımların neler yaşadığı da ortada baktığımız zaman. Biz bu süreci en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz. Malatya Spor'a da Malatya şehrine de UEFA iyi bir tecrübe oldu bence. Tecrübe kazandılar. Orada gruplara da kalabilirdik aslında. Evet. Biraz da şanssızlık yani. Geçebilirdik o takımların hepsini. Çok rahat da geçebilirdik biz ama dediğim gibi ufak tefek sorunlar, işte transfer, ufak tefek transfer sıkıntıları. Bazı oyuncuları alamadık, uğraştık. İşte ekonomik şartlar bazen el vermedi oyuncu almaya. Bu gibi sorunları da doğal olarak yaşıyoruz. Zaten işimizin parçası bu. Tabii ki yaşayacağız yani. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor çalıştığımız yerlerde ama birlik beraberlik içerisinde şu anda yolumuza devam ediyoruz. Peki hocam, iki gündür konuşulan konu. Sizin takımınızın yıldızı ki sizinle de performansı arttı, Jiler mi? Beşiktaş'a gidiyor mu kaldım? Bugün Beşiktaş'ın artırım isteği reddedildi. Nedir hocam? Yani Jilerme'nin gidiyor mu kalıyor mu? Ben dün de söyledim Jilerme ile ilgili. Beşiktaş'la görüştüğünü biliyorum. Yani böyle bir transfer söz konusu. Ama nasıl biter, ne olur, ne zaman gider, işte ekonomik durum müsait mi değil mi, o bölümlerini çok bilmiyorum ben. Çünkü Jilerme'nin kontratında da bir madde var. Gidebilir yani Jilerme. Onu biliyorum. Yani şartlar uygun olursa oyuncu da gitmek istiyor zaten Beşiktaş'a. Ama oradaki maddi kriterler nedir? Çok onu bilmediğim için bir yorum yapmak istemiyorum. Yani hani benim dışımda biraz da konu ama oyuncunun görüştüğünü, gitmek istediğini söyleyebilirim. Onu katkı biliyorum. Sağlar mı hocam? Yani Cilerme bizim ilk yarıdaki en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İşte 6 gol, 7 asist gibi herhalde öyle bir istatistiği var. Önemli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Yani finali yapabilecek bir oyuncu özellikle. Hem asist olarak hem gol olarak ciddi katkı verebilecek bir oyuncu. Ha, orada başarılı olabilir mi? Yani onu gittikten sonra göreceğiz artık. Ona ben bir şey diyemem. Yani orada zaman bulursa oynamak için, ona uygun bir oyun olursa neden bulmasın yani Cilerme? Yetenekli bir oyuncu yani. Hani öyle pasif bir oyuncu değil yani. Sorumluluk alabilen, sonuca gidebilen, skor yapabilen, asist yapabilen ciddi ve iyi bir profesyonel. Yani antrenman ve maç performansı çok iyi. Çok profesyonel bir oyuncu. 7 aydır birlikteyiz mesela. En ufak bir sorun bile yaşamadık Cilerme'den. Kim oynattık, oynatmadık zaman zaman ama hiçbir sorun yaşamadık. Antrenmanlarda gayet profesyonel. Maçlarda profesyonel. Oynamadığı zaman oturuyor. Şans verdiğimiz zaman oynuyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Yani giderse o bence katkı sağlayacaktır. Hocam ilk yarıda santrafor Yahović, yedeği Eren Tozlu'ydu. Eren maalesef talihsiz bir sakatlık. Umut geldi. Evet. Orayı biraz olsun yedekleyebildiniz. Başka bölgeler var mı yedeklemeyi düşündünüz? Valla Umut konusunda şunu söyleyeyim. Adis 23 maçın 22'sinde 90 dakika oynadı. Yani bırak Türkiye'de, Avrupa'da var mıdır acaba böyle istatistiği olan bir oyuncu? Yani lig takım 23 maç oynamış. Bunun 22 tanesinde 90 dakika oynamış. Tamamında oynamış. Bir tek kupa maçının bir tanesinde oynatmadık Adis'i. 33 yaşında Adis. Yani genç bir oyuncu değil. Bu onun için de zor. Ama o da çok profesyonel bir oyuncu. Çok iyi niyetli bir oyuncu. Yani 33 olduğuna bakma yani. Fizik gücü çok fazla. Çok istekli. Bütün antrenmanlara çıkıyor. Çok iyi antrenman performansı var. Elinden gelen en iyisini yapmıyor. Yapmaya çalışıyor. Şimdi orayı Umut'la yedekledik. Umut yaşı biraz var. 36 yaşında bir oyuncu ama oyuncu karakteri ve profesyonelliği bizden tam not almış bir oyuncu. Yani biz oyuncuların yaşına fazla takılıyoruz Türkiye'de ama Umut gibi profesyonel, karakterli bir oyuncu kolay kolay yetişmiyor böyle oyuncular. Ben Umut'la daha önce de çalıştım Kayseri Spor'da. Kendisini de tanıdığım için orayı Umut'la yedekledik. Dünkü maçta da mesela Umut'u oynattık. Çok güzel de bir golü, kafa golü attı mesela. Umut birçok şeyi yapabilecek kapasitesi olan bir oyuncu. Hem forvet oynuyor. Forvet oynamazsa kenarda oynayabilen bir oyuncu Umut. O yüzden onu iki bölgede, üç bölgede kullanabiliriz. Bence orayı hem de kulübe maddi külfet çok fazla yaratmayan bir oyuncu. Biliyorsunuz feshettiği için Kayseri'den serbest geldi, biz onu aldık. O da muhakkak bize katkı sağlayacaktır yani. Biz Umut'u aldığımız için memnunuz. Yani bazen eleştiriler oluyor sosyal medyada işte böyle bir şey ama ya biz oyuncudan ne alacağımızı, ne verim vereceğini biliyoruz yani. O yüzden Umut'u biz tercih ettik. Ona da güveniyoruz. Hocam şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsunuz? Sivasspor, Medipol, Başakşehir, bu takımlar bu sene ligin ilk yarısını lider bitirdiler. Sezon sonunda bir sürpriz görebilir miyiz üç büyükler dışında? Olabilir. Yani bu sene olabilir. Neden olabilir? Çünkü 6 tane, 7 tane takım o çerçevenin içerisinde devam ediyor. Yani ne kadar gidebilirler, kim nereye kadar gidebilir onu bilemiyorum ama hata yapanın eleneceği bir ikinci yarı izleyeceğiz. Yani artık
İlediği zaman gösteremeyecek kimse işte. Nisan'da, Mayıs'ta düzeliriz olmayacak artık. Bundan sonra hata yapan, takımı güçlü tutamayan, oyunsal anlamda güçlü olmayanlar işler maç kazanamadıkça artık yukarıdan elenirler diye düşünüyorum. Ama kim şampiyonluğa gider? Valla onun cevabını vermek biraz zor. Hocam peki Sergen Yalçın özelinde bir soru sormak istiyorum. Beşiktaş her kötü gittiğinde isminiz geçiyor. Bu size ne hissettiriyor? Ne hissettiriyor? Valla ben teknik direktörlük yapıyorum, onu söyleyeyim. 6 senedir falan çalışıyorum. Kendimize göre başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Çalıştığımız kulüplerde, zor takımlarda çalıştık. Çok zor takımlar aldık. Küme düşme hattında çok sıkıntılı takımları aldık. Ve bunların hepsini de aldıktan sonra bu takımlar çok ciddi bir gelişim sağladılar. Ve iyi yerlerde bitirdik ligi. Bu konuyla ilgili, yani tabii ki her teknik direktörün hedefi büyük takımda çalışmak doğal olarak. Çünkü bu işi neden yapıyoruz? Bu işi 20 sene Anadolu'da çalışmak için yapmıyoruz. Tabii ki büyük takıma gidelim. Oradan milli takıma gidelim. Oradan belki Avrupa'ya gidelim. Herkesin hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var. Gün geldiği zaman yani bir şans gelirse tabii ki biz de değerlendireceğiz yani bunu. Ama burada şimdi mesela Abdullah Hoca'da saygısızlık yapmayalım yani. Abdullah Hoca'da çok sevdiğim bir insan. Çok düzgün bir insan. Çok karakterli bir insan. Şu anda Beşiktaş'ta çalışıyor. Yani onun, inan onun da başarılı olmasını istiyorum yani. Hiç, inşallah başarılı olur yani Abdullah Hoca. Gerçekten kaliteli bir insan çünkü. O yüzden ama benim ismimin gündeme gelmesi tabii ki güzel yani. Ben sonuçta yıllarca Beşiktaş'ta oynadım ve şimdi teknik direktörlük yapıyorum. İsmimizin gündeme gelmesi tabii ki bizi onurlandırıyor, mutlu ediyor ama her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyin zamanı var yani. Doğru zaman geldiğinde biz zaten umarım buradan bir yere terfi ederiz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Hocam son sorum. Tribünleriniz boş genelde. Boş. Maalesef. Buradan taraftar ne söylemek istersiniz? Ya boş demeyelim aslında. 7-8 bin kişi geliyor bizim maçlara. Ama daha fazla olması lazım. Neden daha fazla olması lazım? Şimdi 27 bin kişilik bir stadımız var. Malatya büyük şehir. Yani Malatya küçük şehir değil. Biz daha öncelerde futbol oynarken de Malatya'ya gittiğimizde mesela hep tribünler dolu oynadık biz daha önceden gittiğimizde. Şimdi Malatya Spor taraftarının yani stada gelmemesi çok enteresan. Yani biz istiyoruz ki gelsinler, takımlarını desteklesinler. Çünkü Malatya'nın bana göre görüntüdeki en popüler görünen şeyi futbol takımı. Malatya Spor yani. O yüzden Malatya taraftarına oyuncularımızın çok ihtiyacı var. Gelsinler, takımlarını desteklesinler. Zaten 2 haftada bir tane maç oynuyoruz. Bazen 3 haftada bir tane maç oynuyoruz. Ve taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Ama takımı desteklemeye gelsinler yani. Çünkü futbol çok değişken bir oyun yani. Bazen kazanıyoruz, işte içeride kaybettik, dışarıda kazandık. İçeride kaybettik, işte dışarıda berabere kaldık son 4 haftada. Yani kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım. Bu seyir zevki veren güzel bir oyun. Çok fazla fanatik olmayalım. Gelip takımımızı destekleyelim. Kazansa da destekleyelim, kaybetse de destekleyelim. Yani bunun bir seyir zevki veren bir oyun olduğunu unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum hocam.